Merhaba arkadaşlar, Rebo Hücmeni Matematik kanalına hoş geldiniz. Bu videomuz derslerle ULTI yayınları Matematik Hücmelesi tarafından hazırlanan Matematik Sınavı 2. Dönem 1. Ortak Yazılı Sorularını çözüyoruz. Videonun açıklama kısmına klikten soruların pdf'ye sindirip siz de benimle beraber çözebilirsiniz. Haydi soruların çözümlerine başlıyoruz. Evet arkadaşlar, senaryo 3'ün 1. sorusuyla devam ediyoruz. Yukarıda verilen işlemin sonucunu bulunuz. Öncelikle 3 bölü 4 bölü 2 bölü 5 Kesirlerle bölme işlemi yaparken bölünen sayıyı yani 3 bölü 4'ü aynen yazarız. 3 bölü 4 çarpı bölme işlemi çarpma işlemi döndü. 2 bölü 5'i ters çevirdiğimizde 5 bölü 2 olarak yazılır. Buradan da 3 kere 5 15, 4 kere 2 8 yani ilk parantezin sonucu 15 bölü 8 olarak bulunuyor. 3 tam 1 bölü 2 ile 4 bölü 3'ü bölüyoruz. 3 1 bölü 2'yi bileşik kesire çevirdiğimizde 3 kere 2 6 bir daha 7 bölü 2 bölme işlemi çarpma işlemine dönüyor. 4 bölü 3'ü ters çevirdiğimizde 3 bölü 4 7 kere 3 21 bölü 8 ikinci işlemimizin sonucu dolayısıyla 15 bölü 8 ilk parantezin sonucu artı 21 bölü 8 ikinci parantezin sonucu toplam 36 bölü 8 bunu da 4 ile sadeleştirdiğimizde 9 bölü 2 olarak işlemin sonucu bulunur. İkinci sorumuza devam ediyoruz. Merve eşit uzunluktaki iki teli bükerek birer kare ve eşkenar üçgen oluşturuyor. Oluşturduğu karenin bir kenarının uzunluğu 7 bölü 3 santimetre olduğuna göre eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğunun kaç santimetre olduğunu bulunuz. Bize verilen eşit uzunlukta iki tane tel var. Bu tellerin birisiyle kare, diğeriyle de eşkenar üçgen oluşturuyoruz. Karenin bir kenar uzunluğu 7 bölü 3. Dolayısıyla telin uzunluğu bulmak için 4 kere 7 bölü 3. 4'ün gizli paydası 1. 4 kere 7 28. 28 bölü 3 santimetre telin toplam uzunluğu. Dolayısıyla eşkenar üçgeninde de 3 tane kenar uzunluğu toplamı 28 bölü 3 olur. Çünkü teller eşit uzunlukta. Eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğunu bulmak için telin uzunluğunu 3'e e bölmemiz lazım. Dolayısıyla 28 bölü 3 bölü 3 gizli paydamız 1. 28 bölü 3 bölünen aynen yazdık. Bölme işlemi çarpma işlemi döndü. Bölünün ters çevirdiğimizde 1 bölü 3 olarak bulunur. 28 kere 1 28. 3 kere 3 9. Yani bir kenar uzunluğu 28 bölü 9 santimetre olarak bulunur. Üçüncü sorumuza devam ediyoruz. Üçgen ve kare birer rakam olmak üzere 84 tam üçgen kare sayısının onda birler basamağına göre yuvarlanmış hali 84 tam onda 6 olduğuna göre üçgen artı kare işleminin sonucu en fazla kaçtır? Bize verilen sayı 84 tam onda birler basamağında üçgen yüzde birler basamağında kare var. Bu sayıyı onda birler basamağına göre yuvarladığımızda sayımız 84 tam onda 6 oluyor. Onda birler basamağına yuvarlamak için sağdaki basamağa bakıyoruz. Dolayısıyla sağdaki basamağa verebileceğimiz en büyük rakam 9. Üçgenin yerine gelecek en büyük rakam da 5 olur. Çünkü 1 artırdığımızda 6 olacak. Dolayısıyla üçgen 5 kare 9 toplamı en fazla 14 olarak bulunur. Dördüncü sorumuza devam ediyoruz. Her birinin kütlesi 2 tam %12 mg olan hapların bir tabletinde 12 hap bulunmaktadır. Bu hapların bir kutusunda 3 tablet olduğuna göre bir kutuda bulunan hapların toplam kütlesinin kaç mg olduğunu bulunuz. Bize verilen bilgiye göre her birinin kütlesi 2 tam %12 mg olan haplarımız var. Yani bunun bir tanesinin kütlesi 2 tam %12 mg. Bir tablette 12 tane hap var. Ve bir kutuda da 3 tane tablet var. Dolayısıyla bir tablette 12 hap var ise ve toplamda 3 kutu 3 tane tablet bir kutuda ise bir kutuda 36 tane hap var. Bizden bir kutunun toplam kütlesini miligram cinsinden istiyor. Dolayısıyla bir tanesi 2 tam %12 miligram ise 36 tanesini bulmak için 2 tam %12 ile 36'yı çarparız. Bunları virgül yokmuş gibi çarptığımızda 212 çarpı 36 6 kere 2 12 6 kere 6 1 de var 7 6 kere 2 12 3 kere 2 6 3 kere 1 3 3 kere 2 6 topladığımızda 2 13 5 1 de var 6 7 yani çarpma işleminin sonucu 7632 olarak bulunuyor. Virgülden sonra iki basamak olduğu için iki basamak sola geliyoruz. 76 tam %32 mg kutunun toplam ağırlığı. Beşinci sorumuza devam ediyoruz. Kartlarda yazan sayılardan küçük olanın büyük olana bölümünü bulunuz. Bize verilen sayılar 0 tam %8 ve 0 tam onda 2. Eksik olan basamağı 0 eklediğimizde 0 tam %8, 0 tam %20'den küçük. Bizden istenen küçük olanın büyük olana bölümü. Yani 0 tam %8 bölü 0 tam %20. Virgülden sonraki basamak sayıları eşit olduğu için virgülü kaldırdığımızda 8 bölü 20 olarak bulunur. 8'i 20'ye bölelim. 8'in içinde 20 yok. Buraya 0, buraya 0 virgül. 4 defa var. 4 kere 20, 80. Kalan 0. Yani 8 bölü 20'nin sonucu 0 tam 10'da 4 olarak bulunur. Altıncı sorumuza devam ediyoruz. Kenar uzunlukları verilen dikdörtgenin santimetre cinsinden çevre uzunluğu karenin çevre uzunluğunun iki katıdır. Buna göre karenin alanı kaç santimetre karedir? Bize verilen bilgilere göre dikdörtgenin çevre uzunluğu karenin çevre uzunluğunun iki katı. Dolayısıyla öncelikle dikdörtgenin çevre uzunluğunu bulabiliriz. İki tane kısa kenar, iki tane uzun kenarımız var. Dolayısıyla bir tam onda üç ile üç tam onda beşi toplayıp iki katını alabiliriz. 8, 4, virgül indirdiğimizde 2 çarpı 4 tam onda 8. Karenin dikdörtgenin çevre uzunluğu 9 tam onda 6 santimetre yapıyor. Dikdörtgenin çevresi karenin içerisinin 2 katı olduğu için 9 tam onda 6'yı 2'ye böldüğümüzde yarısı 4 tam onda 8 yapıyor. 4 tam onda 8 santimetre karenin çevre uzunluğu. Karenin bir kenar uzunluğunu bulmak için 4 tam 10'da 8 santimetrelik kenarı 4'e böleriz. 4'ü 4'e böldüğümüzde 1, 8'i 4'e böldüğümüzde 2. 1 tam 10'da 2 santimetre, karenin bir kenar uzunluğu yapar. Alanı için 1 tam 10'da 2 çarpı 1 tam 10'da 2 virgül yokmuş gibi çarptığımızda 12 çarpı 12'den 4, 2, 2, 1 topladığımızda 1, 4. 4, 144 olarak bulunuyor. Virgülden sonra iki basamak olduğu için iki basamak sola geldiğimizde bir tam yüzde 44 santimetre kare olarak karenin alanı bulunur. Burada iki basamak sola gelmemizin sebebi virgülden sonra iki basamak olduğu için. Yedinci sorumuza devam ediyoruz. Şekildeki mavi yolu kare sayısının tüm karelerin sayısına oranının 2 bölü 3 olması için kaç tane daha kare maviye boyanmalıdır? Bize verilen bilgiye göre mavi boyalı kare sayısının tüm karelerin sayısına oranının 2 bölü 3 olmasını istiyoruz. Yani mavi bölü tüm eşittir 2 bölü 3. Burada tüm kare sayısına baktığımızda 1, 2, 3, 4 tane burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 toplamda 36 tane karemiz var. Dolayısıyla mavi kaç tane olacak bilmiyoruz ama toplamda 36 tane kare var. 3'ün 12 katı, 12'nin 12 katı, 2'nin 12 katını aldığımızda 24 tane mavi kare olması gerekiyor. Şu durumda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tane karemiz var. Dolayısıyla 14 tanesi boyalı ama biz 24 tane boyalı olmasını istiyoruz. Onun için 24'ten 14'ü çıkardığımızda 10 tane daha boyanmalı deriz. 8. sorumuza devam ediyoruz. Aşağıda verilen dönüşümleri yapınız. A şıkkında 36 km bölü saat bunu metre bölü saniye çevirmemizi istiyor. 36 km bölü 1 saat 1 kilometre 1000 metre dolayısıyla 36 çarpı 1000 metre 1 saat 3600 saniye 1 çarpı 3600 2 sıfır buradan 2 sıfır buradan 36 ile 36'yı sadeleştirdiğimizde 10 metre bölü saniye olarak bulunur. Yani 10 buraya gelecek. 54 kilometre bölü saat. Bu da 54 kilometre bölü 1 saat 54 kilometreyi metreye çevirmek için 1000 ile çarparız. 54 çarpı 1000 bölü 3600 burası metre burası saniye 2 sıfırı buradan 2 sıfırı buradan sadeleştirelim. 2'ye böldüğümüzde 5 2'ye böldüğümüzde 18, 54 18 sadeleştirdiğimizde 3, 3 kere 5, 15 metre bölü saniye. Dolayısıyla buraya gelecek sayımız da 15 metre bölü saniye olarak bulunur. 9. sorumuza devam ediyoruz. Bir sayının 4 eksiğinin 3 katı ifadesine uygun cebisel ifadeyi yazınız. Cebisel ifade içinde bilinmeyen bundan ifadeleri deniyor. Bir sayı dediğimiz bilinmeyen yani değişken bir sayımız x olsun. 4 eksi öncelikle x eksi 4 bunun 3 katı çarpı 3 yani 3 kere x eksi 4 cebirsel ifademiz 5 şıkkında 2x eksi 3 bölü 2 cebirsel ifadesine uygun sözel bir durum yazınız demiş 2x yani bir sayının 2 katının eksi 3 yani 3 eksi 3 eksinin bölü 2 olduğu için yarısı deriz. Yani bir sayının 2 katının 3 eksiğinin yarısı sözel ifademiz. 10. sorumuza devam ediyoruz. Aşağıda verilen cebisel ifadelerin x eşittir 4 için değerini hesaplayınız. Cebisel ifadelerde x'in yerine 4 yazacağız. 2x dolayısıyla burada x'in yerine 4 yazdığımızda 2x demek 2 çarpı x yani 2 çarpı 4 artı 11. 2 kere 4 8 artı 11. Cebisel ifademizin sonucu 19 olarak bulunur. B şıkkında 3 çarpı 4x eksi 8. Burada x'in yerine 4 yazacağız. Dolayısıyla 3 çarpı 4 çarpı 4 eksi 8. 4 kere 4 16. 16 8 8. Yani 3 kere 8. Bu da 24 olarak cebirsel ifadenin değeri bulunur.